Merhaba sevgili Koçlar ve Yükselen burcu Koç olanlar. 19-25 Ekim haftalık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili Koçlar, Güneş 23 Ekim'e kadar Terazi burcunda ilerlemesini sürdürüyor. Evet bu hafta gezegeniniz Mars Koç burcunda hala retro harekette ve hafta başından itibaren Mars Oğlak burcundaki Jüpiter'le dik açı yapacak. Mars Jüpiter kare açısı genel olarak enerjimizi arttıran bize daha fazla cesaret veren, motivasyonumuzu güçlendiren bir açıdır. Ancak Mars'ın hem retro olması şu süreçte biraz kontrolsüz durumlara da yol açabilir. O yüzden hafta genelinde sabırsızlıklara, acele hareketlere, düşünmeden yapılacak eylemlere dikkat etmekte fayda var. Bu her yönde olabilir. Bazen çok dürtüsel tepki gösterebiliriz, aşırı heyecanlı olabiliriz. Özgüvenimiz artar ve yapabilirim, edebilirim diye bazı riskler alabiliriz. Çok para harcama eğiliminde olabiliriz. Tüm bu konulara daha sakin, daha dikkatli yaklaşmak gerekiyor. Pazartesi ve salı günü Ay Yay burcunda olacak. Enerjiniz aslında hafta başında iyi, iyimser bir enerjiyle başlıyorsunuz haftaya. Biraz daha hani genel kültür konuları, eğitimle ilgili konu ve kavramlar, yayın işleri, basın, medya, internet, bilişim sektörü gibi konular, yurt dışına bağlı bazı faaliyetler hafta başı sizin için de öncelikli hale gelebilir. Kısa uzun bazı seyahatlerin yapılması, iletişimin artması günlük hayatınızda mümkün. Çarşambadan itibaren Ay Oğlak Burcu'nda olacak. Cuma öğleden sonraki saatlere kadar. Bu iki buçuk gün daha çok e, sorumluluklarınıza odaklanabilirsiniz. Evdeyseniz evde yapılacak bazı sorumluluklarınız var. Aileyle ilgili ebeveynler, aile büyükleriyle ilgili konu ve kavramlar, iş hayatınızda mesleğiniz ve kariyerinize ait e, genel sorumluluklarınız, görevleriniz hafta ortasında odaklanabileceğiniz konular olabilir. Bu hafta Venüs Başak Burcu'nda ilerliyor ve hafta genelinde Oğlak burcundaki Jüpiter ve ardından Satürn'le olumlu bir temaslı olacak. Toprak üçgeninin etkinleştiği bir hafta aslında. Sizin için de Venüs'ün pozisyonu, günlük hayatınız, işiniz, mesleğiniz, kariyeriniz ve tabii ki bununla bağlantılı parasal kazançlarınız adına bazı destekler getirebilir. Örneğin bir sorunu daha rahat çözebilirsiniz. Günlük hayatınızdaki işlerde yardımlar alabilirsiniz. Pratik çözümler bulabilirsiniz sevgili koçlar. Cuma öğle saatlerinde ay artık kova burcuna geçecek. Hafta sonunda kova burcunda Hafta sonu sosyalleşiyoruz, enerjimiz biraz daha toplumsal konulara yöneliyor. Tabii ki arkadaşlarımız ilgi alanımızda olabilir, arkadaşlarımızla daha fazla görüşebilir, belki birlikte bazı programlar yapmak isteyebiliriz. Biraz daha özgürleşmek isteyeceğiz, biraz bireysel anlamda özgürlüklerimiz öne çıkacak. 23 Ekim'de artık Güneş teraziden ayrılıp Akrep burcunda parlamaya başlıyor. Güneş bir ay boyunca Akrep Burcu'nda olacak ve sizin 8. evinizi aydınlatacak. Önümüzdeki bir ayın genel temel konuları arasında 8. ev konularız ki bunlar daha çok ilişkilerde biraz daha böyle cinsellikle ilgili, tutkularla ilgili alanlara da vurgu yapıyor. Aynı şekilde paylaşımlar, hisseli paralar, yatırımlar, borçlanma konuları, belki bazı şifa, arınma, terapi çalışmaları ya da sağlığınızla ilgili çözüm yolları tüm bunlar önümüzdeki bir ayın genel konu ve kapsamı içerisinde yer alabilir sevgili koçlar. Sağlıklı ve mutlu bir hafta dilerim. Hoşçakalın.